Burada iyi muamele gördükleri, bilmem burada servet kurdukları, burada hatta mezarını buraya taşıdığı memlekete desteklemedense Fransa'yı destekliyorlar ve Fransa'dan rahat rahat Auschwitz vesaire kamplara yollanıyorlar. Là, Camondo, qui va être déporté avec ses deux enfants, d'abord à Drancy et puis de Drancy à Auschwitz, et qui finira là. Une histoire qui commençait bien, une histoire de réussite, une histoire assez lumineuse finalement, parce qu'ils ont fait énormément de bien aussi. Ils ont porté de la connaissance, du savoir. Ils ont porté une certaine, il y avait une certaine appétit de vivre, un certain appétit de vivre, une certaine joie, et ça finit vraiment très mal. Non seulement dans l'anéantissement par la Shoah, mais aussi par un oubli immérité. Kurabiye ben anlatayım. Bak abi şurada şey oynuyorlar. Şurası eskiden burada oynuyorlar. Şurası eskiden şimdi benim vallahi yıktım diyenmiş galiba. Babam duvarına kadar olan mesafe 100 metre. Her gün sabahları ve akşamları sabahları işime gelirken akşamları evime giderken komandanın önünden geçiyorum tabii. Onun hakkında şöyle şeyler öğrendim. Komando hanenin altında, ki ben burada 36 sene evvel bu atölyeyi kurdum, bir Ermeni usta vardı orada, Onnik Babikyan. Çok büyük ustaydı. Bir o vardı kiracı, komando hanında, kiracı. Buraya gelirdi, bize hep güzel şeyler yapmamızı öğretirdi. One has today an idyllic view of the Galata area being the most, let's say, prosperous area where Jewish communities lived. It was not such as such. Yani olduğu gibi Müseviler yaşadığı için burada eşinlik, hamallık da yapacak tabii, manavlık da. Yumurta satan kadın vardı, sokakta yumurta, balıkçılar Müseviydi burada, balık satanlardı. Galata was the area where poor classes and people who could only do manual jobs, jobs by hand, lived there, while upper classes were living either in the Bosphorus, in their own yalıs, or in Taksim or Grand Rue de Pera. Bizim Müseviler, semti Kuledibi'ydi. Müsevilerin semti Kuledibi'ydi. Diğerleri vardı, mesela Balat dedikleri, Hasköy dedikleri. Ama en büyük semt Galata Kulesi'ydi. Evet. Şaraphaneler vardı böyle. Bardak şarap satarlardı. Müseviler vardı mesela. Oraya gidip bir bardak şarap, iki bardak şarap içerlerdi Müseviler fakir. Kendilerine yani kendi yani ne bileyim bakkal vardı, şarapçı vardı. Yani bir, her işi yapıyorlardı. Komando şeylerin hanın yanındaydım. Merdivenlerin o taraflarında da çalıştım. Yani bütün hayatım burada oldu. Ben 35 sene burada dükkan açarak iş yaptım ben. Ve işim, mesleğim terziydi. Benim bu sokağın, Tatar Bey'in sokağında da Müsevilerin mesela huzur evi var. Çok lüks. Çok iyi, bakımlı. Ben buraya tam 3 sene evvel geldim. Baramgür'da. Ve burada gayet rahat bir hayatla yaşıyorum yani burada. Hayat. Tünelde otururduk biz, bekarlık zamanında. Abilerim de vardı. Ay diyemezsiniz, ay akarak, akarak. Ay diye başarımız con şey. De las carreras de Camondo. Ay diye, nos toparamos en el Camondo, nos vamos a ir arriba, al tünel, arriba. Hep böyleydi, Camondo a las carreras de arriba, Camondo a las carreras de abajo. Ve hakikaten ki hep kolay, Camondo kolay, tıkı 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 çıkıyor. Ay ya benim uzak punto. Şey, komando merdiveni, o merdiveni komando mu yapmıştı şey, o dönerli merdiveni? Evet, o merdiveni kullanıyorum. Perşembe pazarına inerken üstüm
iş elbisesiyle ara sokaklardan geçiyorum. Hep o merdiveni kullanıyorum. Ben burada otoparkçılık yapıyorum. Sabahları işime gelirken, akşamları evime giderken kamyonların önünden geçiyorum tabii. Evet, buradan görünüyor, evet, komando. Ama yıkık vaziyette görünüyor. Şimdi doğduğumdan beri ben yani kendimi bildim bileli orası boş. Yani arsa çöplüktü. O bina öyle metruk bir halde duruyor. Bir daha orada kimse, hiçbir kiracı girmedi o eve. Girmedi. Müsibiler oturuyordu. Yalnız müsibiler oturuyordu. Kimse, hiçbir aile oturmadı orada. Ve tamam zaten hükümetin eline geçti sayılır. Tabii başka ne olabilir? Yani ben burada doğdum büyüdüm ama ben bile yerleşeyim diyemiyorum. Çünkü dışarıdan gelen insanlar daha çok. Zenginler daha yeni bir yer bulur. Çoğu ulusa gitti. Etiler ulusa gitti. Şişli'ye gitti. Yani o yüzden. Buraya da Anadolu'dan, Sivas'tan, Siirt'ten, efendime söyleyeyim Erzincan'dan. Yani Doğulular da var, Lazı da var, Kürt'ü de var, Çerkez'i de var. Var yani, karışık. Oranın insanları geldi, yerleşti. Cipsiler geldi. Ben onu demedim. Biz Çingene değiliz yani. Bizim halkımız aslında Roman'dır. Bize Çingene diler. Benim kızdığım nokta bu. Burada aşağıda Romanlar denilen bir insanlar var, Romanlar var. Onların kına geceleri, düğünleri. Yapıyoruz işte burada, ya elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz insanlara. Geliyorlar, tutuyorlar burada çalgılar filan. Oynuyorlar, eğleniyorlar. Oryantal müzik. Oynamak için. Sahipleri Ermeniydi. Hepsi de Sivaslıydı. Sivaslı Ermenilerdi sahipleri. Şimdiki o hamamların sahipleri Sivaslı Müslümanlar. Heh. Tamam mı? Hurdacılar da hepsi Nevşehirli. Hepsi Nevşehirli. Ama hurdacılar evvelden hangi millettendi biliyor musun? Müsevilerdi. Karşıda bir tek Müsevi komşum kaldı. Bir tek o kaldı. Yuda. Bu sokağa Yazıcı Sokak diyorlardı. Eski ismi Yazıcı Sokak mıydı? Yazıcı Sokak'ta. Galata for me means two things, or three things. The Judaic quarter by tradition. Secondly, where the prostitution was there. Because people said we will go to Galata, we will, they will not say we will go to the whorehouses. And thirdly, it means the quarter. By definition of bankers, of big business, of big banks and big businessmen. Öyle. Şey abi bir de orada hep kurban konuşuluyordu. Sen nereden biliyorsun? İspanyolca. Ve hepsi İspanyolca çok 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 vardı. Well, my mother still speaks Ladino. Ladino is an old Castellano, which is not even spoken in Spain now. And this old Castellano mixed family, with some Turkish words, some French words, and they formed this Ladino language. Lived in a house, six stories house, that belonged to the commandos. Burada tüplü gaz
satıyoruz. Doğalgaz yaygınlaştıkça artık tüplü gaz bitiyor yani, ortadan kalkıyor. Bir de burası yabancılarla girmesiyle beraber bu bölge daha zengin bir kesim haline geldi. Yani biraz da bu doğalgazı herkes alamıyor. Yani ancak işte maddi belli gücü olanlar alıyor. Onlar da bu bölgede çoğaldığı için bizim işimiz de burada azaldı yani. It was a very strong, very very nice house. And I remember I used to lie on my back and look at the ceiling where paintings were on the ceiling with views of the Bosphorus and things like that. Sarnıç, yani su kuyusu var bu arka tarafta ama tabii kullanılmaz halde ve doldurulmuş. But you know, when you, the roof collapses in a house, it collapses, it goes down by the rain and bad weather. So no one took charge of it and it just collapsed. Yani bu şurası yine aslında bir kemer şeklindeymiş yani. Burada tek cam, işte şunun gibi tek cam ve kapı. And it belongs to a certain Alice Modiano, an Italian lady, who was again a Jewish Italian lady who was living in this area. Sahibinin adını biliyordum ama unuttum şu anda, yani hatırlayamıyorum. Moses Moziosu mu? Yani Moziano mu? Öyle bir şey, evet yani. I could find out from the registers that this Alice Modiano is the only owner of those buildings, but I couldn't find a trace of her, so it's still there, abundant. Plus personne ne sait qui est à qui. Donc déjà à l'époque de Moïse, au début du XXe siècle, j'ai l'impression que les commandos ne savaient plus très bien ce qui leur appartenait à Istanbul. Ya buranın sahipleri İtalyan asıllı ve şu anda İtalya'da yaşadıklarını tespit ettik, araştırdık. Yani biz, ben araştırdım bizzat. İtalya'da yaşadıklarını duyduk. Hatta onlarla bir şeye geçip, yani iletişime geçip görüşmek istedik ama tabii bu biraz da maddi güç istiyor ve aynı zamanda dil bilmek istiyor. Yani les propriétés immobilières à Istanbul étaient gérées par les mêmes agents qui géraient la banque. Bon, mais la banque restait encore sous contrôle et gérable jusqu'à la fin du siècle, mais les propriétés immobilières absolument plus. In the commando archives, there were records of demands for rent addressed to Jeffrey Tucker's ancestors. So I think my great-grandfather has rented somewhere a flat in the building. Nous voyons que vous avez loué le Zumrud Khan à Tucker, mais n'aurez-vous pas de difficultés avec ce locataire qui vous en avait déjà soulevé? Recently, I discovered that my great-grandfather Thomas Charles Tucker's office was also in Commando Han in the 1920s. And this was a very good surprise for me. Something was calling me to these parts. Şu anda tabii bize ait değil ama yani resmi olarak. Kime ait biliyor musunuz? Devletin. Devletin şeyinde. Yani kira ödüyoruz biz buraya. Il faut absolument donner l'exemple avec ses locataires et il vaut mieux les congédier que de les laisser accumuler leurs dettes. Donnez-lui congé s'il ne règle pas de suite. Şimdi komik gelecek ama çıktığımızın sebebi de üçümüzün paylaştığı 16 Türk lirası.